Merhaba çiçek severler hepinize selamlar bugün aşk merdiveni hakkında biraz bilgi paylaşıyor olacağım sizlere aşk merdiveni genelde e, görürsünüz bu yapı marketlerde tavana asma şeklinde kullanılan bazen de yüksek bir yere konumlandırıp oradan aşağı doğru sarkma merdiven şeklinde sarkmasıyla beraber e, görüntüsü güzel e, bir bitkidir ben açıkçası çok aman aman sevdiğim bir bitki değildir e, çünkü ben daha çok çiçekli bitkileri çiçek açan bitkileri daha hoşuma gitmekte ama. Tabii Tabi bu e, bitkini de sevenlere ayrıdır, e, fanları ayrıdır. Şimdi gelişimi kolay bir bitkidir öncelikle çok fazla e, yer seçen bir bitki değildir. E, i̇lk zamanlarda biraz size zor gelebilir ama daha sonrasında alıştıkça kolay bir şekilde bakımını sağlayabileceksinizdir. E, aşk merdivenin e, merdivenlere benzetilen e, yaprakları e, nedeniyle bu ismi almıştır kolay kolay kırılmaz dayanıklı bir çiçektir yaprakları. Kendine has bir çiçeği bulunmamakta. Yani dediğim gibi çok çiçek açan bir bitki değildir. Yeşil rengiyle evinizin her köşesine uyum sağlar. Bunu daha çok kimler neden alıyor? Daha belki videolarımda da aktardım. Belki izlemişsinizdir. Nemi seven bir bitki olduğu için nemi çeker. Mesela banyonuzda, mutfağınızda, nemli yerlerde oturuyorsanız, bulunuyorsanız küf yapmaması için, kararmaması için bu bitkileri çokça kullanma şanssız bulunmakta. Nemi toplar ve nemi çektiği için de havaya nem gitmez ve kararma olmaz. Olmaz. Her türlü ortamda yaşayabilir. Hiç güneş görmese bile o da onun için yeterli olacaktır. Ancak güneş görürse yaprakları da daha canlı, koyu renkli olur. Onu da yine hatırlatmak isterim sizlere. Toprağı gübreli humuslu karma toprak tercih edilmelidir. Besleyici olması göz önünde bulundurmalısınız. Bunun artı ne gibi tavsiyelerim olabilir size? Sıvı besin kullanabilirsiniz. Çiçek açan bir bitki değil ama bitkinin genel sağlığı ve topraktan alacağı vitaminler, mineral herhalde nedeniyle Çiçek açmadığı için bu bitkimizi yine 2 ayda bir sıvı bitki besini sağlayabilirsiniz. Soğuk havalara nispeten dayanıklıdır. 0 derecenin altında bile yaşayabilirler. Ortam kuru olmaması gerekir. Nemli dediğim gibi nemli ortamlar olması gerekmektedir. Kuru ortam olursa yapraklarına bir fısfıs ile sulama gerçekleştirebilirsiniz. Kökleri sertleşirse toprak besleme özelliğini yitirir. Bu nedenle yine toprak nakledilmelidir. Kullanmalısınız. Burada ne kullanabilirsiniz? Torf kullanabilirsiniz, bahçe toprağı karışık kullanımı yapabilirsiniz eğer saksı değişimi yapacaksanız nisan mayıs aylarında yapabilirsiniz tohumlaşma olur belirli zamanlarda tohumlar siyahlaştığı için almaya kalkmayın kendiliğinden dökülmesini bekleyin aksine tohumlar olgunlaşmadan almış olacak çok fazla güneşi seven bir bitki değildir aşırı güneş aldığı zaman bitkide bozulmalar uçlarında yanmalar oluşacaktır aydınlık olması yeterlidir onu da yine size aktarmak isterim sevgili çiçek severler. bitkinin maksimum Enin 20 santim bitkinin maksimum boyu da 20 santim civarındadır. 10 derecenin altında yaşayamazlar. O nedenle iç mekanları tutmakta fayda vardır. Yazında 30 derecenin üzerinde e, sıcaklıklarda bitki gerilemeye başlar gelişim olarak. E, o nedenle o, o dönemlerde de yine serince bir yere almanız gerekmektedir. E, eğreltiler e, süper hızlı gelişsin. Çok e, güzel bir görüntü sergilesin istiyorsanız evinizde içini yuvarlak dere taşlarıyla dolduracağınız bir tepsiyi taşları açmayacak kadar suyla doldurun. Eğrelti saksısının bu taşların üzerine yerleştirin. Saksı suya değmeyecek ancak alttan taşlar suyu buharlaştıracağı için eğreltinin çevresi sürekli bir nem e, durumu da olabilir. Bunu daha çok nemli e, ortamlı evler için demiyorum. Bu daha çok kuru olan evler için geçerlidir. Hani demiştim ya su fıstatın üzerine nem sağlatın diye. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız unuturum derseniz de alta bu sistemi yaparsanız e, su üzerine taş. Taşın üzerine de mevcut saksısını yerleştiriyorsunuz. nem yukarıya doğru buhar alıp yapraklarını değerekten orayı nemlendiriyor sevgili çiçek severler. varsa sorularınız her zaman için bekliyorum. Yorumları lütfen yazın. Şu anlık videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.